kan içinde. Ne oldu? Kaza mı geçirdin? Bir şey söylesene. Ben değil. Biri vuruldu. Bugün vurulan Melek'ti Sahra. O gece malikaneye gelen Nil'in arkadaşı. Evet o. İşte bu da kalın. Eyvallah. Eminsin değil mi? Neyden? Onun öldüğünden. Yok etmek alışkanlık olmuş sende. Kaç yaşın var? Kocan Sahra doğmalarına izin vermediğin çocukların dışında. Son kurbanın kim? Tek dostun Melek mi? Hayvansın sen, beycilerimin tekisin. Rahat bırakın beni. Nefret ediyorum hepinizden. Nefret ediyorum. Sus, bağırma. Çocuklar duyacak. Çocukların duymamasını bile kendin için istiyorsun. Babalarının da bir katil olduğunu öğrenmesinler diye. Ben kimseyi öldürmedim. Bak, bu anne. Senin annen bu yavrum. Anne. Anne. İpek ne dedi? İpek ne dedi dedim. Anne dedi efendim. İnanamıyorum. İpek. Kızım söyle bakayım, kimim ben? Anne. Seninle bir oyun oynayabiliriz. Ne oyunu? Bir sır oyunu. Sır oyunu mu? Bak. Bu oyun sadece oynayan kişilerin arasında kalıyor. Başka hiç kimseye söylenmiyor. Babama? Canımız isterse bir tek ona söyleriz. Şimdi başlayalım. Sen bana bir sırrını söylersen, ben de sana bir sırrımı söylerim. En önemli sırrın olsun ama kandırmaca yok. Yastığımı, altıma çikolata var. İnanmıyorum. Babamla babaanneme söylemek yok ama. Dedim ya, sırlar ikimiz arasında kalacak. Ya ağzımızda kaçırırsak? O zaman şu işaret sus işareti olsun. Birimiz ağzından kaçıracak olursa diğeri onu uyarır. Bu kim? O mu? O Feyza, babamın sekreteri. İyi anlaşıyorlar. Lara çok cana yakındır. Görüyorum. Sıkılmış olmalı. Anne dedi. Salma Hanım duydunuz mu? Bu çok hoşuma gidiyor. İffet! Bu fotoğrafın burada ne işi var? Nil Hanım. Ne İffet? Biz bu eve yeni bir başlangıç için geliyoruz. Sen hayaletleri de peşimizden sürüklüyorsun. Karışmış olmalı. Hem belki bir gün İpek'e annesinin... Asla. İpek daima beni annesi bilecek. Ama bu... Bir şey mi oldu Serkan? Ama bu... Bir şey mi oldu Serkan? Gidelim. Biz artık izninizi isteyelim. Kusura bakmayın. Sizi de huzursuz ettik. Annelik söz konusu olunca kendime hakim olamıyorum. Ben onlara öz çocuklarım gibi sahip çıkarken
Sürekli aksinin hatırlatılmasına dayanamıyorum. Anlıyorum. Beni anladığınızı biliyorum. Ne de olsa sizinle aynı kaderi paylaşıyoruz. Teşekkür ederiz her şey için. Rica ederim. İffet! Buyurun efendim. Çocukları odalarına götürüp derhal yanıma geliyorsun. Sır oyununu bozmadığın için teşekkür ederim Serkan. Resimdeki kadın... Bana benziyordu değil mi? Hı hı. Ama bak bu da bir sır. Ve aramızda, tamam mı? Aramızda. Firuzan'a gidelim mi? Tabii. Neden olmasın? Sen istiyorsan. Sen istiyorsan. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Buyurun efendim. Bu fotoğrafın albümde ne işi var İffet? Ben sana bu eve taşınırken hayaletler Evliyagil malikanesinde kalacak demedim mi? Dediniz efendim. O zaman benimle aynı fikirdesin. Hangi konuda? Bana itaatsizlik ettiğin, söylediklerimi değil kafana eseni yaptığın konusunda. Kötü bir niyetim yoktu Nil Hanım. İpek'in özenlisini bilmesinde ne sakınca var? Sakınca? Bu konudaki hassasiyetimi biliyorsun değil mi? Evet efendim. Demek sen bunu özellikle benim canımı sıkmak için yapıyorsun. Dinle! Senin işe Fahri Bey almış olabilir. Ama Evliyagil ailesinden geriye kalan tek kişi benim. Şu halde sen artık onun ya da Sahra'nın değil benim çalışanımsın, öyle mi? Öyle. İpek nasılsa bir gün gerçek annesi olmadığınızı öğrenmeyecek mi? Bir gün. Ama bugün değil. Peki günü geldiğinde bunu ondan sakladığımız için bize kızarsa? Bu seni hiç ilgilendirmez. Ben ne yapıyorum ki? Burada durmuş bir de cevap veriyorum. Suç bende ama. Hesap sorma hakkını sana verdiğim için. 30 senelik emeğim var bu ailede. Neredeyse yaşınız kadar. Takdir beklemiyorum ama hakaret işitmeyi hak ettiğimi de düşünmüyorum. Size karşı hiçbir zaman saygısızlık etmedim. Çocukların üzerine kendi çocuklarım gibi titredim. Susmam gereken yerde sustum. Bana verilen sırları sonuna kadar sakladım. Ne sırrı? Benimle birlikte mezara girecek olan sırları. Neden bahsediyorsun sen? Aa! Sakıldım ama! Yeter! Sürekli benden bir şeyler saklanmasından bıktım artık. Ne sırrıymış o? Duvar gibi durma karşımda. Söyle! Hangi sır seninle mezara gidecek? Gerçekler kaldıramayacağınız kadar acı olabilir. Beni delirtme İffet! Sen söyle, dayanıp dayanamayacağıma ben karar veririm. Mümkün değil efendim. Öyle mi? Ya şimdi bana o sırrın ne olduğunu söylersin? Ya da evi derhal terk edersin. Peki efendim. Evet Tahsin Bey. Depolama ve sigorta giderleri için sözleşmenin ek maddelerine bir bakın. Kooperatifle ilgili gelen evrak dosyası. Giden evrak dosyası. Evet evet. Dikkat ederseniz maddelerin son paragrafında bununla ilgili kredi olarak... Kredi dosyası. Kişisel değerlendirme raporum. Sonuç gemi fenası alıyor. İmza Nihat Sağlam. Bir saniye Tahsin Bey. Nihat'cığım kooperatifle konuşuyorum. Ve istifa mektubu. Çok özür dilerim Tahsin Bey. Sizi 10 dakika sonra arayabilir miyim? Teşekkür ederim. Bu nasıl bir şaka Nihat? Benim tanıdığım Sinan çocukluk arkadaşının ne zaman şaka yapıp ne zaman yapmadığını anlardı. Yine geçmiş günler. Yine biz eski arkadaşız türküsü. Neden aynı yere takılıp kaldın sen Nihat? Ben artık o Sinan değilim. Tıpkı senin o Nihat olmadığın gibi. Artık kabul et. Haklısın. Karşımdaki Sinan hırslı bir büyük patron adayı. Evet de ki öyle. Ne sakıncası var? Hiçbir sakıncası yok. Sadece ben buraya çocukluk arkadaşım sana ihtiyacım var dedi diye geldim. Onu uyardım, kolladım, görevimi yaptım. Görüyorum ki ben yanlış yerdeyim. Burası hırslı bir büyük patron adayının bilardo salonu. Ve o oyunu tek başına oynuyor. Üstelik hem yanlış hem de kötü oynuyor. Bu adamı ne tanıyorum ne de onaylıyorum. Öyleyse ona kolay gelsin. Nihat, Nihat saçmalama. Neden terk ediyorsun? Gemi batmıyor ki.
Bana göre çoktan battı. Patron. Babaanne! Ah! Çocuklar! Gel, gel, oh, gel bakalım. Bu ne güzel sürpriz. Ama biraz erken gelseniz evde bulamayacaktınız beni. Şarjım bittiği için haber veremedik. Serkan sizi görmek isteyince bir şansımızı deneyelim dedi. Deneyelim dedik. Güzel, hadi gelin. Bakalım mutfakta kurabiye yapmaya yarayacak ne malzemeler var. Un ve şeker işimizi görür mü? Oo, hazırlıklı gelinmiş ha. Söyledim ya, bir şansımızı deneyelim dedik. Güzel, hadi bakalım. Deneyelim dedik. Oo, hadi bakalım. Gel kızım. Ada çayı falı bakmayı öğrendim. Hadi iç de hemen kapat. Neyse halin çıksın falı. Tamam canım, ada çayından bu kadar sıkıldıysan kahve falı da bakabiliyorum. Bakmaya gerek yok. Nasıl olsa fincanım da yol çıkacak. Nihat? Evet, istifa ettim. Sevindin mi? Bana mı öyle geldi? Bunu söylemek için tarot açmam lazım. Nihat, ya uff. Nihat, ya bir dakika dursana. Akşama konuşuruz Feyza. Merhabalar. Hayrola, oda mı değiştiriyorsun? Hayır, ortam değiştiriyorum. Buradaki bana alerji yapıyor da. Hem ben eksilince ortamı at oynatmak için daha bir rahatlayacak diye düşünüyorum. Sizce de öyle değil mi? Beni affedin Sahra Hanım. İpeyi, emanetinizi böyle bırakmak istemezdim. Araba yarışıyor, oynayabilir miyim babaanne? Bu soruyu buraya değil, buraya sorman lazım ama. Tabii oynayabilirsin Serkan. Merak etme. Yakında sana nasıl hitap edeceğine karar verir. Anne demek Serkan için hiç kolay değil. Ben anne demesini beklemiyorum. Neden çocuğum? Anne bir kadın duyabileceği en güzel kelimedir. Mithat size hiç... Rahmetli Arif, çocuk sahibi olamayışımızın kendinden kaynaklandığını öğrendiğinde benden ayrılmak istemişti. Firuzan... Yok. Lütfen, anlatmak istiyorum. Anne olmak senin hakkın demişti. Ama babası Arif olmadıkça neye yarardı ki? Mithat'ı evlat edindik. Ben annelik duygusunu onunla tattım. O yüzden Mithat'ı anne demesi için hiç zorlamadım. Duygu sahici olunca kelimelerin ne önemi var? Size anne demesini istemez miydiniz? Senin hala böyle bir şansın var. Anne olmak senin de hakkın. Fark ettin mi bilmem. Serkan gözünün içine bakıyor. Bir gün anne demesi hoşuna gidebilir. Affedersin kızım. Sakın beni yanlış anlama. Belki de Mithat'la sen ikinize ait bir çocuğunuzun olmasını da isteyebilirsin tabii. Hayır,
Hayır, istemem. Benim bir çocuğum var zaten Firuza. Ah canım kızım. Serkan onun için benim çocuğum dediğini duysa kim bilir nasıl mutlu olurdu. Yeteneklerim ve tecrübem doğrultusunda Atom'a faydalı olamayacağımdan... Atom'un batacağına öyle inanmış ki. Nihat risk almaya alışık değil, hiç değil. Bence de yanılıyor. Ama yine de böyle gitmesini istemezdim. Ona güvendiğime bir türlü ikna olmadı. Dostlukla iş hayatı bazen aynı yerde barınamıyor ne yazık ki. Nihat senin atılımcı önünü anlamakta zorlandı. Üzülme. Nihat kadar olamasam da iş dışında ne zaman bir omuz istersen ben buradayım. Sağ ol Mithat. Şu zor dönemde iki Selma Hanım'la sen varsın. İnanamıyorum İffet abla. Bir elma alabilir miyim İfoş? Söz arkasından tostu mu diyeceğim? İfoş dinlemiyor Tunurcan. Bu ne? Tatile mi çıkıyorsun? Hayır. Ayrılıyorum Lara'cığım. Ne? Nil'in yüzünden mi yoksa? Hiç olur mu? Artık yaşlandım. Aslında çoktan emekli olmam lazımdı ama seni bekliyordum Lara. İpek'e benden daha iyi bakabilecek kadar büyümeni. Bence İpek'in artık bana değil sana ihtiyacı var. Onu sana emanet edebilirim değil mi? Ben çocuk değilim. Beni kandıramazsın. Nil seni kırdığı için gidiyorsun. Bırakmam seni. Gidemezsin İfoş. Lara, bence de artık çocuk değilsin. Öyleyse beni bırakman gerektiğini de anlamalısın. Bir daha düşün. Burada kalırsam acı çekeceğimi biliyorsun. Buna razıysan hemen bavulumu geri götürürüm. Kararını bekliyorum. Saçlarını taratmamak için her huysuzluk ettiğinde, banyodan her kaçtığında orada olacağım. İyi günler. İyi günler. Efendim. Aha, dinliyorum.
Akşam mı? Olur. O saatten sonra bırakmam ama Serkan gece bende kalır. Mithat mı? Evet o. Zaten Salma kızımla Serkan da buradalar. Tabii. Tabii söylerim. Tamam. Önemli mi? Çok. Ne olmuş? Hiç sorma. Mithat'a mı? Tamam, tamam. Telaşlanma, yok bir şey. Kıymetini bilin bu günlerin. Mithat akşam için hazırlansın diyor Serkan, hiç merak etmeyin, tamam mı? Tamam da akşam ne varmış ki? Aa, eyvah kurabiyeler. Siz biliyorsunuz ama. Bildiğim tek şey kurabiyelerin yandı. İffet'e güvenebilir miyiz peki? Bu konuda hiç endişen olmasın Mithat. Belki de annemden daha fazla emeği vardır üzerimde. Hem bu sayede artık İpek'i daha rahat görebileceğim. Yine de tedbirli olmakta fayda var. Biliyor musun, İpek bugün fotoğrafımı görünce anne dedi. Dil de bunun üzerine alındı tabii ve... Bu gece her şeyi bir kenara bırakalım mı? Bir geceliğine de olsa her şeyden uzaklaşamaz mıyız? Sahi biz nereye gidiyoruz? Dedim ya, sürpriz. Hayır, yani bilmediğim özel bir durum falan mı var? Özel olan sensin. De ki, hovardalığım üstünde ve sana güzel bir gece ısmarlamak istedim. Hizmette sınır tanımam hanımefendi. Pişman olmayacaksınız. İpucu ver bari. Olmaz. Nasıl bir yer olduğunu Olmaz. Söyle. Ya bu gece sana aşık olursa? Olmaz. Olur. Yani. Vallahi bir kere olmaz dedi. Zahra, bunu feda ederim bak. Nurcan, servisi niye sen yapıyorsun? İffet yok mu? İffet Hanım gitti Sinan Bey. Ne oluyor Nil? İffet bugün ayrıldı. İzne mi çıktı? Hayır. Kovdu mu yoksa? Kendi istedi. Ne gün ama. Yaprak dökümü. Senin neyin var? Nihat da istifa etti. Neden? Boşver. Desene, birbirimizden başka kimsemiz kalmadı yine. Keşke biz diye bir şey olsaydı değil. Bugüne kadar olmaması bundan sonra olamayacağını göstermez. Burası mı? Hı. Seninkini de versene. Niye? Sen ver. Ama ya arayan olursa, acil bir durum? İpek, İffet'in, Serkan da validenin yanında. Çocuklar dışındaki acil durumlarsa bekleyebilir. Hı? Hadi ver. Peki. Başka türlü kendimizi gecenin kollarına teslim edemeyiz. Öyle değil mi? Mithat. Bu adam rahatınız için gereken her türlü ayrıntıyı düşünüyor. Hoş geldiniz. Mithat Demircan ve eşi değil mi? Evet. Mekanımız tamamen sizin. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Sana inanamıyorum. Ha.
üniversitedeyken şarkı falı tutmuştum. İtiraf edeyim, ben ilk kez oynuyorum. İşliyormuş ama. Hadi sıradaki de bizim şarkımız olsun. Bizim? Evet, ikimizin. Şansa bak ya. Hep senin yüzünden. Neden? Tabii. Bir şarkı bile bana çok gördün hain kadın. Bir gün beni terk edersen ben şimdi ne dinleyip ağlayacağım? Hı? Tamam. Günahını almışım. İzinle. Nereye? Ben kendim köprüden bir atıp geleyim. Şarkımızda benimle dans etmeden mi gideceksin? Böyle şeyler yaşamadım. Bunu öğrendiğim üzüldüm desem yalan olur. Dışarıda olmayı pek sevmezdi. Önceliği işti hep. Zaten şimdi o günlere bakınca öyle bir adamla nasıl beraber olabildiğimi, hatta evlendiğimi anlayamıyorum. Ben de Sinan'la hiç birlikte olmamış olmanızı tercih ederdim doğrusu. Ayrılık ve özlem tek bir işe yarıyor galiba. Neymiş? Kötü anıların hafızadan hızla silinmesine. İnsan bir süre sonra hep iyi anıları hatırlar oluyor. Keşke Sinan'la yaşadığımız böyle acı bir ayrılık olmasaydı da hem o hem de ilişkimiz bende güzel kalsaydı. Ya sen? Ben ne? Ciddi bir ilişkin olmadı mı bugüne kadar? Ya da hiç mi aşık olmadın? Şu an sana duyduklarımla kıyaslarsam yaşadıklarım aşk değil. Bir yanılsama. Alo? Evet benim. Anlamadım. Bir yanlışlık. Ne yangını? Hangi arazi?
Yemek hazır. Gerçekten çok iyi vakit geçirdim. Sayende ben de. Bu da kim? Bir kadın galiba. İffet bu. Mithat ne olur elini çabuk tut. Mithat ne olur bir şeyler tamam, yap. Tamam sakin ol. Alo, çok acil bir ambulans gönderir misiniz lütfen? Bilmiyoruz, baygın sanırım. Adres, Beykoz, Acarkent. Ne yapıyorsun kızım ya? Ne yapıyorsun sen? Maalesef kalp krizi. Hayatının tehlikede olmadığını söyleyeyim bana. Şimdilik iyi görünüyor. Gereken yapıldı. Üzülme artık. Siz yakını mısınız? Evet. Bizden başka kimsesi de yok zaten. Kendisini göremez miyiz? Tabii. Sahra. Bak doktor tehlikeyi atlattığını da söyledi. Bu gece burada kalayım. İffet'i yalnız bırakamam. Peki. Sence Sinan ve Nil'e haber vermeli mi acaba? İffet kendine gelip işin aslını anlatana kadar beklemekten yanayım. Gecenin o saatinde kapımıza geldiğini... Hem de bavuluyla geldiğine göre önemli bir sorun var demektir. Sorunun adı belli ya. Neyse. Hadi sen istersen dön artık. Hayır, yanında kalacağım. Merak etme, Firuzan'a haber verdim. Serkan uyumuş zaten. Kahvaltı etmeyecek misin Sinan? Ediyorum ya. Günaydın baba. Ne demesin? Senin neyin var Allah aşkına? Neden sordun? İyi görünmüyorsun. İyi değilim ki iyi görüneyim. Kötüyüm ben, kötü. Başarısız, şanssız bir adamım. Sinan Taray, geçmiş olsun. Böyle konuşma, üzülüyorum ben. Nil'le iki oyun oynayın geçer. Durumumu merak ediyormuş, rolü yapmayın bana. Hiç inandırıcı değilsiniz. Sinan! Yalan mı? Ben birdenbire sizi neden bu kadar ilgilendirmeye başladım ki? Mithat Bey. İffet. Ölsem de gözüm arkada kalmayacak. İpeği de kurtarın. Bırakın şimdi bunları, düşünmeyin. Üzülmemeniz gerekiyor. Daha iyisiniz ya. Bilmiyorum. Ben Sahra'yı uyandığınızı haber vereyim. Sonra da doktoru çağırın. Bırakın uyusun lütfen. Peki. Demin neden öyle dediniz, gözüm arkada kalmayacak diye?
Babasından sonra Sahra Hanım'ı gerçekten seven ilk erkek sizsiniz. Ben doktora haber vereyim. Feyza. Evet, açamadım. Kusura bakma. Ne oldu? Önemli bir şey mi var? Bütün topraklar mı? Kimyasal tarım alanının tamamı. Henüz zararın boyutu tespit edilemedi. Peki yangın neden çıkmış? Bilinmiyor. Ama pek de pikniklik bir alan olmadığını düşünürsek... Yanılıyorsun. Feyza... Tamam canım, sen öyle diyorsan. Sahra nerede? Ulaşmaya çalıştım ama telefonu kapalıydı. Ona bir şey söylemedim. Hastanede, İffet'in yanında. Ne oldu ki? Dün gece kalp krizi geçirdi. Nil evden konmuş herhalde. Ama şimdi daha iyi. Peki Sinan ne zaman gelecek? Bak işte geldi. Günaydın. Sana da. Ve hepimize geçmiş olsun. Geçer mi dersin? Sana zahmet sert bir kahve hazırlasana. Feyza kahve getirecek birazdan. İyi görünmüyorsun. Gerçekten yanımda mısın Mithat? Merhaba yok mu? Merhaba. Lara, her şey yolunda mı? Hı hı. Ama bana pek öyle gelmedi. Yorgunum, uykum var. Harika. Sonunda sen de babana benzemeye başladın. İster misin? Hayır, sağ ol. Biraz erken değil mi? Ben de akşam oldu bile. Hatta gece yarısı. Dostluğuna... Risk alırken yanımda oldun. Bu sefer sana hisse değil. Tribünden bilet sunuyor. Atom'un çöküşünü benimle birlikte izleyecek misin? Hayır mı? Gücenmem, merak etme. Sonuna kadar yanındayım ben Sinan. Lara, uyuyor musun? Evet. Peki. O halde sen uykudayken biz de Nil bebekle konuşuruz. Nil, bugün Lara'nın okulunda kötü bir şey mi olmuş? Öğretmenine küfretmiş. Bunu neden yapmış? Çünkü öğretmeni soruyu bilemedi diye herkesin içinde onu azarlamış. Lara disipline gidecek. Babama söylemeyelim lütfen. Biz bir aileyiz canım. Birbirimize karşı dürüst olmamız lazım. Bir kerelik. Hayatım, insan bir kere gerçekleri sakladı mı, bir kere yalan batağına saplandı mı, bir daha çıkmak gibi bir şansı olmuyor.
İnan bana. Sen hiç yalan söyledin mi? Hayır dersem yalan söylemiş olurum. Ben senin için iyi bir örnek değilim, anlayacağım. Şimdi nasılsın İffet? Huzurlu. Bunca zaman kim bilir neleri göğüslemek zorunda kaldın. 30 yıllık emektarlık dile kolay. Ben bu ellerde büyüdüm. Şimdi de kızım. Zahra Hanım, bundan sonra İpek, yani ben de yokum. Belki de hiç. Sen iyileşip bizim yanımızda yeniden İpek'le ilgileneceksin. İpek yeter ki sizinle olsun. Ben olmasam da olur. Dualarınız bana yeter. Neler söylüyorsun öyle? Günahlarımın bağışlanması için duaya ihtiyacım oldu. Yeter ama. Hem senin ne günahın olabilir ki? Günaha tanıklık etmek, ardından yıllarca susmak günah sayılmaz mı? Bu sırla ölmek istemiyorum. Anlat bakalım Mithat çocuk. Neyi? Akşamki filmi. Derdini be çocuk. Derman olur muyum bilemem ama. Sen beni buraya boşa getirmezsin. Buraya son gelişimizde. Cemal abimi kaybetmiştik. Burada sanki yüreğimin üstündeki ağırlık biraz olsun hafifliyor. Bir tür sihir gibi. Benim sihirli ellerimi de unutma. O yüreceğin üzerindeki yükü söküp almasını iyi bilirim evvelallah. Bilmez mi? İyi ki varsın. Dur be çocuk. Burada eli öpülecek biri varsa o da sensin. Şu çocuğun gözlerindeki ışığa bir bak. Kaç kişi senin yaptığını yapar daha? Kim bu kadar yüce gönüllü davranabilirdi? Seninle gurur duyuyorum. Ben söylediklerini hak etmiyorum Firuza Sultan. Hiçbir şey bildiğin gibi değil. Ekmeğini yediğim kapıya ihanet etmemek bana babamdan kalan tek öğüttü. Fahri Bey göçüp giderken omzuma büyük bir yük bıraktı. Taşıyamadığım bir sır. Nedir bu büyük sır? Nil Hanım'ın bir çocuk doğurduğunu biliyor muydunuz? Abim bana sırrını yazarken sanki öleceğini hissediyordu. Sana o son mektuptan hiç bahsetmedim. İçindeki sırla beraber ateşe verdim. Siz o sırada İsviçre'deydiniz. Çocuk gayrimeşru. Üstelik özürlü doğmuştu. Aman Allah'ım. Fahri Bey, Nil Hanım'a onun doğumda öldüğünü söyledi. Ve çocuğu uzaklaştırmam için beni görevlendirdi. Fahri Bey, abimin Nil'le evliliğini onaylayıp onları üretim bölümünün başına getirirken önemli bir çıkarın peşindeydi. Nil'in Down sendromlu çocuğunun eğitimini ve bakımını üstlenecek ve bunu Nil'den saklayacaktı. Aksi halde Fahri Bey, abime verdiklerini geri alacaktı. Peki, şimdi çocuk nerede? Amerika'da özel bir okulda olması lazım. Fahri Bey çocuğun sorumluluğunu Cemal Bey'e verdikten sonra bir daha haber alamadım. Cemal'e mi? Nil'in abimi öldürdüğünü öğrenince çıldırmış gibi gidip Serkan'ı buldum. Niyetim Nil'den önce almak için oğlunu ona karşı kullanmaktı. Ama şimdi onu oğlum gibi seviyorum. Yaralı hayvan ona yemek uzatana bile saldırır. O acıyla bunu yapmış olabilirsin. Ama ben senin Serkan'a nasıl babalık ettiğini biliyorum. Bu ilişkide olmayan tek şey çıkar ve intikam. Senin gözündeki ben inanabilsem. Bak den size. Bu gözler daha kocamadı. Olanı senden çok daha iyi görüyorlar. Salma henüz bilmiyor. Bak işte şimdi kızarım ama. Derhal o kıza her şey anlatılacak Mithat Efendi. Bu kez onu kesin kaybederim. Aranızdaki sır perdesi büsbütün kalkmadıkça hiçbir zaman birbirinizin olamazsınız. Asıl o zaman onu kaybedersin.
Korkuyorum. Ah seni yaramaz. Küçükken de korktuğunda hep böyle kollarımın arasına sığınırdım. Ve dilimin ucuna gelen kelimeden utanarak kendimi söylememek için zor tutardım. Tıpkı şimdiki gibi. Neymiş o? Anne. Anne. Hoş geldin. Biz de sen geç kalınca yemeğe bugün okulundan aradılar. Evet, biz de sana söylemiyorum. Öğretmenine küfür etmişsin. Ama baba, o da beni çok fena azarladı. Üstelik hiç ders dinlemiyormuşsun. Ödevlerini de yapmıyormuşsun. Sinan, ben Lara'ya ödevlerini yaparken görüyorum. Sen boğazına kadar pisliğe batmışken burnunun ucunu bile göremezsin. Sinan. Daha ne istiyorsun ha? Ne yapmam lazım? Okula özel arabalarla gidip geliyorsun. Her ihtiyacın karşılanıyor. Bir dediğin ikiye ediliyor mu ha? Cevap ver! Peki karşılığı bu mu ha? Karşılığı bu mu? Ben bunların bir tekine bile sahip değildim. Ama sen... Ben mutluluk ve sevgi istiyorum. Bunlar bu evde yok. Sen Nil de beni de sevmiyorsun. Hepimizi mutsuz ediyorsun. Hiçbir zaman gerçek baba olmadın. Asıl başarısı olan sensin. Sinan. Sinan, çek git buradan. Sarhoşsun sen. Niye karanlıkta oturuyorsun? Kendimi ağır koşullara hazırlıyorum. Artık biraz da koşulları biz belirlesek. Teşekkür ederim. Işığı açtığım için mi? Hayatıma ışık tuttuğun için. Asıl ben teşekkür ederim. Varlığın ayakta durmamı sağladı. Ara sıra dengeni bozsam da mı? Bilmen gereken bir şey var. Biliyorum. Nil, Serkan'ın annesi. Yorulma. Sana söz vermiştim. Bunun telafisi yok. Biliyorum.
Şimdi gözümde bir kat daha büyüdün. Sahra. Başlangıçta niyetin ne olursa olsun, sen çok büyük bir sevap işledin. Bir çocuğun hayatını kurtardın. Onun bir katilin elinde büyümesine engel oldun. Bir de kanatlarını nereye sakladığını anlasam. Şimdi benim için zor olan Serkan'a Nil'in oğlu olduğunu unutarak sarılmak. Gözlerindeki masumiyete bak yeter. Ne tuhaf. Ne? Hayat benimle oyun oynuyor sanki. Nil'in çocuğu bende. İpek ise Nil'in ellerinde. Bu oyunun galibi sen olacaksın Sahra. Alo baba. Senden af dilemek istiyorum. Seni görmeyi çok istedim. Ama çarptığım kapıyı çalmaya da bir türlü cesaret edemedim. Şimdi dönüş yolunu bulamıyorum. Çünkü hırs denizinde kayboldum. Denizden korktuğumu anlamak için çok geç kaldım baba. Çok geç kaldım. Baba! 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 Oğlum? Babamı istiyorum. Ne oldu babaannem ha? Kabus mu gördün yoksa? Ha? Babam Selma'yı kurtarırken denize boğuldu. Şşşt! Bu sadece bir rüya. Rüyaların bir anlamı yoktur. Çoğu kez. Thank you.
Bunu senin için hazırladım Sinan. Benden sana bir armağan. Genel müdürlük odasının anahtarı. Artık Altın Tohum şirketinin genel müdürü sensin. Senin üstünde sadece Sahra var. Yardımcınsa Pelin. Fahri Bey. Baba ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey deme. İşini iyi yap. Yetkilerini yerinde kullan. Sorumluluklarını yerine getir. Ve kızımı yaptığı seçimden dolayı asla pişman etme. Ben bakarım. Efendim. Tamam, ben hemen şimdi geliyorum. Sen üzülme. Tamam. Serkan. İnadı tutmuş yine. Kadıncağız da çaresiz kalmış. Ben de seninle geleyim. Teşekkür ederim ama hiç gerek yok. Sen bilirsin. Feyza'dan öğrenmeden önce benden duymanı istediğim bir şey var. Yeni bir sır mı? Hayır. Atom'da dün gece büyük bir yangın çıkmış. Ne? Kimyasal tarım alanının tümü yanmış. Sinan. Bu saatte mi? Efendim Sinan. Mithat dostum, beni iyi dinle. Bana sonuna kadar yanımda olduğunu söylemiştin. Ama şimdi ben senden daha fazlasını istiyorum. Ben Sinan, ne demek istediğini... Yalnızca dinle. Ben artık senin yanında olamayacak olsam da senin yanımda olmanı istiyorum. Her şeyimi sana emanet ediyorum. Emanet mi? Sinan, sen iyi misin? Sana güvenebileceğim için iyiyim. Batum. Özellikle de kızlarıma sahip çık. Başka kimsem yok. Sinan, bütün bunlar... Neredesin sen? Başladığım yerde bitiriyorum. Ne oldu, ne diyor? Siz Sinan olmalısınız. Evet. Ya siz? Efendim, Nil Hanım. Sahra'nın ablası. He, öyle mi? Evet. Bu ailenin kara koyunu benim. Sinan, neredesin Allah aşkına? Neden çıkıp geldin sanki? Nasıl kandırdın beni? Sinan, sen neler saçmalıyorsun? Saçma olan hala yanında olmadı. Ama artık bittin Nil. Artık yalnızsın. Aslında sen yalnızlığı çoktan hak etmiştin. Kocanı öldürdün. Sahra'yı öldürdün. Meleği öldürdün. Ama beni öldüremeyeceksin. Ben buna fırsat vermeyeceğim. Sinan, dur, kapatma, neredesin? Ne demek bütün bunlar? Sinan, konuş benimle. Sinan, duyuyor musun, kapatma. Defol! Başladığı yerde miymiş? Öyle dedi. Sabah da çok kötü görünüyordu. Yangın olayı onu çok sarsmış. Ama bu kadar ileri gitmeyi düşünmesi,
Sadece düşünmekle kalacağını sanmıyorum. Cebine ulaşamıyorum. Evden arayacağım. Alo? Mithat? Hayır, Sinan evde yok. Bir şey mi oldu? Yok, hayır. Ben işle ilgili rahatsız edecektim de. Cebine ulaşamayınca... İş konuşmak için geç bir saat değil mi? Doğru söyle. Sizi aradı değil mi? Nereye gideceğini söyledi mi? Hayır Nil. Nereye gittiğini bilmiyorum. Bir haber alırsam ararım. Ben biliyorum. Nerede olduğunu biliyorum. Nereye gidiyorsun? Onu durdurmaya. Neden? Yapacağı şeyin farkında değil misin? Farkındayım. İstediğim bu değil miydi? Bu kadar kolay değil. Ölmeden önce vermesi gereken hesaplar var. Hepsi bu mu? Eğer ölürse onun olan her şey Nil'e kalır. Benim olan her şey. Sahra. Yüzüme bak. Gerçekten sebep bu mu? Mithat, gitmem gerekiyor. Gidelim o zaman. Dur. Bırak yalnız gideyim. Olmaz. Serkan seni bekliyor. Serkan bekleyebilir. Hayır, Serkan'ın artık seni beklemeye tahammülü yok. O zaman önce Firuzan'a uğrarız, oradan. Anlamıyor musun? Çok geç olabilir. Sahra, bu çok tehlikeli. Bırak bu akşam gücü ellerinden değil, yüreğimdeki nefretten alayım. El ele tutuşsak da... günü geldiğinde ölüme yalnız gideceğiz. Yolunda gitmeyen bir şeyler olursa... Sen delisin, bunu da nereden çıkardın? Buraya gelelim. Burada her şey düzelir. Ya da... birimiz ölürse... geride kalan buraya gelsin. Diğerimizin ruhu bu şehirde dolaşıyor olacak. Yanına geliyorum Sahra. Tıpkı sözleştiğimiz gibi. Beni affedebilecek misin? Hayır. Sahra. Evet, ben.